Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda bir şikayet üzerine başlatılan teftiş sonrasında görevlerine son verilen güvenlik görevlerinin yerini öğretmenler ve öğrenci velileri okul kapısında nöbet tutuyor. Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda bir velinin okul aile birliği tarafından zorla para toplandığı iddiasıyla başlayan şikayet sonrasında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden müfettişler bahse konu okulda soruşturma başlattı. Soruşturma sonrasında velilerden para toplanamayacağını ve bu toplanan paralar karşılığında personel çalıştırılamayacağına dair rapor düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin raporu doğrultusunda okul girişinde nöbet tutan güvenlik görevlerinin işlerine son verildi. Yaşanan bu durum üzerine okul aile birliği üyeleri bazı veliler ve okul öğretmenleri sabah okul girişinde toplandı. Bazı veliler ve öğretmenler öğrencilerin okula girişlerinde ve sonrasında okul kapısında nöbet tutmaya başladı. Kimseden zorla para toplanmadığını ifade eden Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Emel Dikan yaptığı açıklamada şunları söyledi. İkinci sınıfta okuyan bir oğlum var bu okulda. Şu an bir güvenlik zafiyeti yaşıyoruz. Dün okulumuzun geçirmiş olduğu soruşturmaya gelen müfettişlerden okulumuzda hiçbir şekilde görevli çalıştıramayacağımızı ve bir dahaki geldiklerinde burada bir çalışan gördükleri zaman suç işlemiş olacağımızı söyledikleri için biz dün çalışan iki tane güvenlik görevlimizin işine son vermek durumunda kaldık. Ve şu an 1000 kişinin girip çıktığı bir okulda güvenlik zafiyeti yaşıyoruz. Durumdan verileri bilgilendirdiklerini belirten Dikan, okul kapısında beklemeye devam edeceklerini söyledi. Okul Aile Birliği muhasip üyesi Derya Göçmez'e benzer uygulamaların birçok devlet okulunda yapıldığını belirterek şöyle konuştu. Başımıza hiç düşünmediğimiz şeyler geldi. Sonuçta çifte standarta karşıyız. Okul aile birliğinin eleman çalıştırılamayacağı bize söylendi. Madem bu yasak, o zaman bütün okullardaki elemanların nasıl çalıştırıldığının araştırılmasını istiyorum buradan. Çifte standart istemiyoruz. Biz evet velilerimizden bağış istiyoruz. Ve okulların bağışla döndüğünü herkes biliyor ama hiç kimse kabul etmiyor. Bu nasıl bir şey? Ben anlayamıyorum. Çok üzgünüz. Üzgünüz ama çocuklarımızın güvenliği için burada kapıdayız. Öğrencilerin okula girişleri tamamlandıktan sonra bir araya gelen veliler topladıkları 3 sayfa imza ile kaymakamlık makamına gittiler. Burada yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri topladıkları imzalarla birlikte dilekçeyi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sundular.